Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak kutladı. Törende konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Rabia Akman, zaferi Türkiye'yi özgürlüğe kavuşturan altın bir sayfa olarak nitelendirdi. Söz. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vilayet Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı tarafından tören düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakır Özer, Jale Nur Züllü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Rabia Akman, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Azmi Kerman, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Başkanı Sevgi Akmen, Eğitim İş Genel Sekreteri Ebru Sungar ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Rabia Akman bir konuşma yaptı. Akman, 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin Türkiye'yi özgürlüğe kavuşturan altın bir sayfa olduğunu söyledi. Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan büyük taarruz bizi özgürlüğe kavuşturan altın bir sayfadır. 30 Ağustos günü aziz milletimiz ya istiklal ya ölüm diyerek çıktığı yolda hedefine ulaşmış, bu topraklarda yaşayan insanların asla tutsak yaşayamayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bu zafer ile halkımızın yaktığı adalet ışığı daha mazlum milletlerin de tutsaklık zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuşmasına ilham vermiştir. Konuşmanın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.